Değerli basın mensupları içine doğduğumuz coğrafya nedeniyle ülkemiz birkaç günde bir değişen ve tamamı Türk milletinin kaderini etkileyen gündemlerle çalkalanıyor. Birkaç hafta önce AKP hükümeti üzerinde yaklaşık 10 yıldır gizli kapaklı olarak çalıştığını, hazırladığını ifade ettiği bir konuyu gündeme getirdi. Türkiye 100 Yılı Maarif Modeli. Önce ismin eski Türkçe olması, sonra hangi konular olduğunu bilmediğimiz %35'lik bir ders azaltması, seyretme demişler. Daha sonra da matematik konularından, mesela integralin içerikten çıkarıldığı şeklinde tartışmalar yaşandı. 22 yıllık AKP iktidarında, milli eğitim müfredatında küçük yamalarla sürekli değiştirilen ancak köklü değişik diyebileceğimiz ve dördüncüsü olan Türkiye yüzyılı marif modeline maruz kaldık. Maruz kaldık diyorum. Zira 3388 sayfalık bu müfredattan hiçbirimizin daha evvel haberi olmamıştı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in 2013'teki müsteşarlığı döneminde başlatıldığını ve o yıldan beri üzerinde kapsamlı çalışılmış olduğunu bizzat kendi ifadesinden öğrendik. Görüşlerimizi almak üzere Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesine yüklenen 3388 sayfalık bu yeni müfredat metni için Sözde Demokrat Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşlarına görüş hakkı vermiş. Üstelik görüşlerimizi belirtmemiz için bir hafta gibi çok uzun bir süre bahsetmişti. Sayın Yusuf Tekin, siz Türk milletinin aklını küçümüşüyorsunuz. Gerçekten. Akabinde önümüzdeki yıl uygulanması için bu müfredatı okullara gönderdiğilerini duyduk. Doğru mu? Evet. Size gönderilen görüşleri ne çabuk değerlendirdiniz Sayın Tekin? Yoksa yangından mal mı kaçırıyorsunuz? Çocuklarımızın önümüzdeki yıl seçecekleri dersler öğrencilerin onayına sunuldu mu? Değerli basın mensupları, Mayıs'ın ilk haftasından itibaren yeni müfredat hakkında eğitimciler, sendikalar konuşmaya ve seslerini yükseltmeye başladı. Görücüye çıkan bu taslak üzerine Milli Eğitim Bakanlığı önünde bir gösteri düzenlendi. Basın ve yayın organlarında yazılar çıktı. Elinde çubukları olan bazı uzmanlar ve Ana muhalefet mensupları birkaç açıklama yaptılar. Müfredat dediğimiz şey basit bir konu değildir. Müfredat eğitimin anayasasıdır. Bir toplumun eğitim öğretim aracılığıyla nasıl, ne amaçla eğitildiğinin belgesidir. Müfredat verdiğiniz eğitimle nasıl bir insan yetiştirmek istiyorsunuz? Nasıl bir toplum inşa etmek istiyorsunuz? sorularının cevabıdır. AK Parti iktidarı 22 yıldır bu ülkeyi ve Milli Eğitim Bakanlığı'nı tek başına yönetiyor. Milli Eğitim Bakanı hayatı kayırmalar ile geçmiş bir insan. Kendisi için çıkarılan ve bir kez Yusuf Tekin'e uygulandıktan sonra kaldırılan yasaları çıkartacak güce sahip, çıkartacak güce sahip bir insan. Liyakatsiz kelimesinin karşılığı Sözlükte Yusuf Tekin. 22 yıldır eğitim geriliyor Türkiye'de. Türkiye beşeri sermaye sılamasında küme düşüyor. AKP Başkanı aynı zamanda Cumhurbaşkanı yıllar önce kanımızı donduran kindar ve dindar nesiller yetiştireceğiz cümlesini zikredildiğinde aslında gönlündeki müfredatı açık ve net bir şekilde hep bize söylemişti. Bir de Cumhurbaşkanı yaklaşık 4 yıl önce iktidarımız döneminde toplumda istediğimiz kültürel değişmeyi gerçekleştiremedik diye hepimize dert yanmıştı. Hani şu Mao'nun kültür devrimi var ya benzerini yapmak istemişti. 22 yıllık AKP iktidarında karşı devrim zihniyeti, cumhuriyetimizin kazanımları, kurumları, hepimizin gözlerinde peyderpey yok edilmeye çalışıldı. Şükür ki hala başaramadılar. Ve bundan sonra da, başaramayacaklar. 100 yaşını geçen Cumhuriyetimizin demokratik, laik, milli, hukuk devleti mayası tutmuştur. Uğraşmayın. Ne kurumlarımızı, ne kültürel kodlarımızı, ne milli kim, kimliğimizi değiştiremezsiniz. Türk milletiyle zıtlaşmayı bırakın. Evet, Türk milli eğitiminin temeli kelimenin kökü olan eğmek ile ilişkildir ama bilimden, akıldan, çağın gereklerinden, eşitlikten, cinsiyet eşitliğinden ve evrensel değerlerden yana insanlar ve gençler yetiştirmek ve inşa etmek amaçındadır. Türk Milli Eğitim'in amacı bilimsel kaynaklardan ama asla dinsel modellerden yana insan yetiştirmek değildir. İnsanlar dindar olabilirler, olmalıdırlar. Hiçbirimizin buna bir itirazı olamaz. Ama devlet dindar gençler yetiştirmeye amaç edinemez. Layık eğitimden bir milim sapamazsınız. Anayasal suç işlemiş olursunuz. 10 yılda sizin ifadenizle oya gibi dokundunuz ve bize yeni müfredat diye dayattığınız bu somut belge siyasal İslam anlayışınızın çocuklarımızı ve gençlerimizi kuşatma girişimidir. Bu somut belgeyle yakalandınız, sobelendiniz. Çocuklar ne ailelerinin ne devletin balıdır. Çocuklarımızın her biri bir bireydir. Dindar mı olacaklar? Yoksa dindar olmayacaklar mı? Nasıl bir hayat sürmek istediğine çocuk reşit olduğu zaman kendisi karar verecek. 21. yüzyılın teknolojisine yapay zekanın gerçeğine doğmuş Türk gençliğini bu uydurup müfredatlara sıkıştırmak isteseniz de Buna gücünüz yetmeyecek. Çünkü bu çocuklar cep telefonu ve internet çağına gözlerini açtılar. Onlara kafanızdaki siyasal İslam ideolojisini aşılamaya kalkarsanız ters teptiğini görüyorsunuz. Dedi ki, bakın bugün en fazla deist ve ateist İmam Hatip liselerinden çıkıyor. 2024 verilerine göre bugün toplumun yaklaşık %10'u sayenizde ateist oldu. İnsanlarımız cuma namazına bile gitmeyi bıraktıysa sizin dini kullanmanıza, istismar etmenize olan tepkilerinden dolayıdır. Değerli basın mensupları, 22 yıllık AKP milli eğitimi ya da dini eğitimi sözde uluslararası eğitim karşılaştırma sınavlarında sınıfta kalmıştır. OECD ülkeler arasında yapılan bütün karşılaştırmalı sınavlarda özellikle PISA sınavında maalesef ülkemiz listenin sonlarında yer alıyor. Maalesef bugün Türkiye bırakın matematiği okuduğunu anlama yetisinden aciz çocuklar yetiştirerek birçok ülke ortalamasının altında kalıyor. Bu sınav sonuçlarından hepimiz üzüntü duyuyoruz. Hepimizin canı yanıyor. Bizim çocuklarımız bunlar. Türkiye'nin geleceği bunlar. Eğitimin bugünkü gerçek sorumluları AKP'nin eğitim politikaları ve eğitim bakanlarıdır. Demek ki 22 yıldır çağın gereklerini yakalayamamış ve eğitimde istenilen başarı düzeyine erişememiş bir eğitim sistemi uygulamışsınız. Dünyanın her yerinde başarılı olan COVID aşısını 5G'yi bulan Türk insanının zekası Mardin'in köy okulundan Nobel ödülüne uzanan Türk çocuğu pizza sınavlarında neden tüm ülkelerin gerisine düşüyor? Neden? 9 bakan defalarca sistem değişikliği ve şimdi maruz kaldığımız dördüncü müfredatı dayatacağınıza önce Türk milletine bir hesap verin. Yeni müfredatı bir oldu bittiye getirip Türk gençlerini orta çağda İslam'ın temsil ettiği zihniyetin gerisine götüremezsiniz. O zaman ileri bir zihniyeti temsil ediyordu çünkü. Yapmayın. Eğitimi katlettiğiniz 22 yıllık süreçte ihtiyaç analizi yapmadan Bilimsel bir çalışma ortaya koymadan yeni bir müfredat daha ortaya koyduk. Biz üstünde 10 yıl çalıştık. Binlerce sayfa çıkarmayı başardık. Hadi siz de bir haftada değerlendirin diyemezsiniz. Türk toplumunun görüşlerini almadan önümüzdeki yıl okutulması için okullara gönderemezsiniz. Usul ve esas bakımından çok yanlış olan bu müfredatı derhal geri çekmelisiniz. İçinde Cumhuriyetin olmadığı, içinde Atatürk'ün olmadığı, içinde milli Üniter laik devletin olmadığı bir eğitim programı Milli Eğitim Temel Kanunu'na aykırıdır. Anayasaya aykırıdır. Cumhuriyetin kuruluş felsefesine aykırıdır. İçinde vatandaş ve vatandaş kavramının yer almadığı, içinde sorgulayan öğrenci ve gençliğin bulunmadığı bir müfredat 21. yüzyıl müfredatı değildir içinde 61 kez kamil insan yetiştirmek amacıyla tekrarlanmış. Ahlak vurgusu ve yüzlerce defa erdem kelimesi geçen bir müfredat. Ya keşke bunları gerçekleştirebilecek olsaydınız ama olmuyor. Türkiye yüzyılı marif modeli dediğiniz çağ dışı bu yeni müfredatta fıtrat, cihat gibi kavramları epistemoloji, ontoloji gibi süslü ama boş kelimelerle zihninizdeki siyasal İslam amacına ve 85 milyonluk dinamik Türk milletine dayatamazsınız. Türk gençliği Yusuf Tekin zihniyetini ezecek. Okul öncesi programda 5-6 yaş üstündeki küçük çocuklara, milli manevi değerlere bağlı olarak alışveriş yapmayı öğreten, iyilik yapmayı inanca milli manevi değerlere bağlı durum gibi izah eden ve amaçlayan bir milli eğitim programı olabilir mi? Bu okullarda matematik, fen, teknoloji, sanat yerine din derslerinin ağırlık kazandığını görüyoruz. OECD verilerine göre Türkiye'nin din eğitiminde en önde gelen ülkelerden bir tanesi. Yapısal reform diyorsunuz işinize geldiği zaman. En önemli yapısal reform eğitimde gerçekleşen, gerçekleştirilmesi gereken reformdur. Sanayide teknik eleman yok, ara eleman yok diyorsunuz. Herkes imam hatip eğitiminden geçirirseniz elbette olmaz. Değerli basın mensupları, İkinci Dünya Savaşı'nda eğer Almanlar Türkiye'yi işgal etselerdi, ortaokul üstü eğitim yapmış bir Türkleri öldürecekler. Türkiye'yi de patates tarlası yapıp, geriye kalan Türkleri de patates tarlasında işçi yapacaklardı. Şimdi Yusuf Tekin, Nazilerin istediği Türk milletini geri bırakacak bir eğitimi tasarlamış bu müfredat ile. Evet, bu müfredatta Türk eğitiminin laiklik ilkesi ihlal ediliyor bilimden çok inançların kaynak olarak görüldüğü bir tırnak içinde ahlaki pusula çiziliyor. Ama tırnak içinde ahlaki. Hatta bunu dayatıyorlar. Bu kabul edilemez. Değerli basın mensupları. İnceleyenler görmüştür. Müfredatın 110 sayfalık ortak programında Türkiye haritası üzerinde yetiştirilmesi arzulanan Türk nesilleri için bir bilgi ağacı resmi çizilmiş. Kendi ifadesiyle aklı selim, kalbi selim, zevki selim bir gençlik arzusunda olan Milli Eğitim Bakanı hangi rüya aleminde epistemolojik ve ontolojik hayaller yaşıyor acaba? Ağacı çizdirenler birbirleriyle alakasız ve kimsenin bilmediği bu kavram çorbası ya ne murad ediyorlar? Birbiriyle alakasız bu kavramların köklere ve dallara yazılmasıyla Türk çocukları için neyi amaçlıyorsunuz? Metinde Yüzlerce kez erdem ve ahlak kelimesini kullanan Milli Eğitim Bakanı, kendi rektörlüğü için özel yasa çıkarttırmış bir adam. Kendine özel ahlak ve erdem kanunu bize, bizim için ne söyleyebilir? Bizlere etik çerçevede bu durumu izah edip, bizleri ikna etmeyi düşünmekte mi acaba e, Yusuf Tekin? Evet, değerli basın mensupları Yusuf Tekin, Milli Eğitim Temel Kanunu ve Anayasayı çiğnemektedir. Sivil toplum kuruluşu dediği tarikatlarla milli eğitim arasında işbirliği yapıp bu anlayışı Türk milletine dayatmaya çalışarak anayasal suç işlemeye devam etmektedir. Milli Eğitim Bakanı yargılanacaktır. Evet. Türk gençliğini 21. yüzyılda hazırlamamak suçuyla yargılanacaktır. Özetle son 22 yıldır halkın dini duygularını siyasi amaçları için sürekli istismar eden, bilimi ve aklı neredeyse devletin tüm yapısından dışlayan, iktidarın son sürüm marif müfredatı, dinsel kaynaklı bir anlayışı daha çok çocuklarımızı zihne sokmaya çalışmaktır. Anlaşılan o ki bugüne kadar az buçuk, Bilim ve aklı merkezi olarak çocuklarımızın genel nitelikleri ve eğitimleri üzerine şekillenen fen liseleri, Anadolu liseleri, meslek liseleri gibi okullar yeni müfredatta yeni imam hatipler olacak. Yeni müfredatta çocuklarımıza hayat bilgisi 84 sayfa. Türkçe 288 sayfa. Fen bilimleri 234, insan hakları 30 sayfada anlatılacak. İnkılap tarihi ve Atatürkçülük 77, tarih ise sadece 76 sayfalık bir özete sığdırılmış. Biyoloji 88, Fizik 114, Kimya 113, Felsefe 67 sayfa. Din derslerine ise 572 sayfa ayrılmış. Evet, değerli basın mensupları, Osmanlı'nın çöküş sürecini başlatan dönemin AK Parti zihniyeti olduğunu görüyoruz. Yanlış duymadınız, bakın tekrar ediyorum. Yanlış duymadınız, tekrar ediyorum, yanlış duymadınız. Üçüncü kez söylüyorum. Osmanlı'nın çöküş dönemine de AK Parti'nin bu zihniyet hakim olmuştu. Devlete ve topluma dönemin siyasal İslamcıların devletin giderek Ahmet Yesevi'nin, Hacı Bektaş Veli'nin, Yunus Zebre'nin gönül ve inanç çizgisinden çıkması bu çöküşe yol açmıştı. Akıldan uzaklaşması bu çöküşe, bilgiden uzaklaşması bu çöküşe yol açmıştı. Ve Osmanlı çağ dışı kalmış, koskoca bir cihan imparatorluğu yavaş yavaş çökmüştü. Çürüyen Osmanlı eğitim sisteminin ürettiği beşik ülemasının bugünkü yansıması diplomasız veya apartmandan bozma, üniversitelerden diplomalı mahtumların Allah kitap diyerek memleketini soyup soğana çevirmesidir. Ve bugün durum daha da vahimdir. Bugün milyonlarca Suriyeli, Afgan, Pakistanlı, İranlı ülkemize yığılmış kendi kültürlerinin ürünü çağ dışı bir din anlayışlarını ve yaşam tarzını ülkemize taşımışlardır. Bu kaçakların kendi dillerinde, kendi din adamlarıyla, kendi istedikleri gibi ülkemizde dini okullar açmalarına ilişkin haberleri çok ciddi bir kaygıyla izliyoruz. İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni müfredatı, bu çağ dışı anlayışı besleyen ve büyüten, bir temelde şekillenmiş görünüyor. Eğitim konusu tarihin her döneminde bir milletin dünya tarihinde kapsadığı alan ve etkiyi belirleyen en önemli unsurlardan olmuştur. Göçebe, yarı göçebe yaşadıkları dönemde dahi Türkler kendi yazısını, tarihini, kültürünü, dilini sahiplenen ve yaşadıkları coğrafyanın bir gereği olarak da bilimi ve aklı esas alarak devletini, ordusunu örgütleyen bir anlayışa sahip olmuşlardır. İşte Orhun abideleri bunun göstergesidir. Ergenekon'dan daha eriterek çıkan Türk mitolojisi bile bilim vardır, akıl vardır. Demirin eritilmesi vardır. Maalesef yine kafalardaki siyasal İslam'ın eğitim modelini allayıp pullayıp laf kalabalığı içinde ancak 21. yüzyılın gereklerine uymayan bir şekilde şimdi önümüze koyuyorlar. Evet değerli basın mensupları. Şimdi bu yeni müfredatın çok önemli bir noktasına dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu müfredatın yapmak istediğini örneğin fen dersi üzerinden ele alalım fen dersinde bir çocuğun en basit şekliyle çevre ve yaşadığı dünyayla ve evrenle ilişki kurmasına amaçlarsınız. Bu müfredata göre öğretmenin bu derste bir öğrencinin elde edeceği kazanımları fenle ilgili her konuyu ayet ve hadislerle yani dini referanslarla pekiştirmesi isteniyor. Örneğin insan hakları dersinde yardımlaşma, hediyeleşme gibi konular işlenirken ayet ve hadislerle ilişkilendirilmesi bekleniyor. Bu müfredata göre bütün öğretmenlerin verdikleri ders içeriğinin değerlerle, dini değerlerle ilişkilendirilmesi görev olarak veriliyor. Felsefe, edebiyat aklınıza hangi ders geliyorsa veya matematik öğretmenlerin bu yöntemi izlemesi isteniyor. İnanılır gibi değil. AKF Milli Eğitiminde öğretmen olmanın koşullarından bir tanesi de manevi değerleri vermek şeklinde öğretmenlik programının içine yerleştirilmiş. Talim ve Terbiye Kurulu'nun öğretmen olmak için özel alan bilgisi ve pedagojik formasyon zor zorunluluğuna Milli Eğitim Bakanlığı'nın böyle bir yetkisi olmadığı halde manevi değerler okur yazarlığı ya da öğrenimi gibi bir bölümü monte ettiğini görüyoruz. Ya bu arada sizin de manevi değerler konusunda ne kadar cahil olduğunuzu biliyoruz. Türkiye yüzyılı marif modeli baştan sona sözde değerler, sözde milli ve manevi çizgi üzerine oturtulmuş bir program. Ama manevi değerler diyorsunuz Atatürk yok. Milli değer diyorsunuz Türkçülükler tarbii yok. Ama tekinin zerre kadar manevi değeri olsaydı özel bir Yasayla rektör olmazdı. Tekrar söylüyorum. Bilimden uzak bu programı geri çekin. Sosyal medyada özellikle televizyonlarda müfredat tartışmaları yapan ve içeriye ait yok integral kaldırıldı, yok mukredat %35 seyreteldi gibi müfredatın içeriğine dönük tartışmalarla esası kaçırmaya gerek yok. Bu programın içeriğinde boğulmadan asıl tartışmayı usule dair yapmalı gerçek meseleleri ıskalamamalıyız. Müfredatı akıl ve bilimden yana, evrensel etik insan hakları, çocuğun üstün yararı, toplumsal cinsiyet eşitliği ve ayrımcılık yasağı açılarından değerlendirmeliyiz. Türkiye'mizin güzel geleceğini inşa edebilecek, kuşaklar yetiştirebilecek şekilde eğitimi şekillendirmeliyiz. Bugün ülkemizin eğitimdeki asıl meselesi kültürel, ekonomik, sosyal kaynakların eşitsizliği, okullar arası imkan farklılıkları, hane içi imkansızlıklar, çocuk yoksulluğu, çocukların korunamaması, çocukların istemediği okullara mecbur bırakılması, çocuk sığınmacı çocukların yoğunluğu sebebiyle ayrımcılığa maruz kalan çocuklarımızın eğitim kalitesinin düşmesi, öğretmenin huzuru, öğretmenin karnının tok olması gibi temel sorunlar. Değerli basın mensupları, konuşmamız sonuna yaklaşırken yaklaşık 9 bin doktorumuz Batı'ya, özellikle Almanya'ya, Fransa'ya, İngiltere'ye gibi ülkelere gitmiş durumda. Doktorlarımıza giderlerse gitsinler diyerek onların kalbini kıran ve tarihe en karanlık şekilde adını nakşedecek bir cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan çok büyük bir vebale girmiştir. Batı ülkeleri 21. asırda yeni bir Haçlı Seferi düzenleseydi, son 4 yılda yaklaşık 10 bin yetişmiş çocuğumuzu, doktorumuzu, hemşiremizi, sağlık çalışmamızı bizden alamazdı, alıp götüremezdi. Eğitimlilere düşman bu anlayışın, dinselleşme üzerine oturtulan bu eğitim zihniyetinin acilen ülkemizin bekası için durdurulması gerekiyor. Bugün dinsel temelde değil, bilimsel ve evrensel temelli akılcı laiklik temelinde bir yol haritasının çizilmesine ihtiyaç var. 20 milyon öğrencisi olan Türkiye Cumhuriyeti nesilleri adına bu müfredatı tümden reddediyoruz. İçinde Cumhuriyet Cumhuriyetin kazanımları Cumhuriyetimizin kurucu Gazi Mustafa Kemal Atatürk geçmeyen laiklikten tamamen uzaklaştırılmış bu geri müfredatın derhal Zafer Partisi olarak geri çekilmesini istiyoruz. Taşımalı eğitimle köy okullarını ortadan kaldıran, devlet okullarında bile zengin ve fakir ayrımcılığına sebep olan, adeta kast sistemi yaratan AKP iktidarını sesini duymadığımız sözde ana muhalefetin Gölge Milli Eğitim Bakanlığı'nı halkımıza havale ediyoruz. Eğitim bu ülkenin şu anki en büyük meselesidir. Mevcut anayasaya uymayıp sürekli anayasa yapıp yapacağım diyerek Türk milletinin algısını bozan AKP iktidarının aynı şeyi senelerdir eğitimde yapmasının acı sonuçlarını yaşıyoruz. AKP hükümeti Türk milletinin çocuklarını istemediği okullarda mutsuzluk içinde yaşatma zulmüne artık son vermelidir. Tarikat ve cemaatlerle gizli protokoller imzalayan, yoksul aile çocuklarını sermayenin kucağına atan, eğitim ortamındaki eşitsizlikler içinde seküler aileleri özel okullara mahkum eden, eğitimi kamusal ve parasız olmaktan uzaklaştırarak, çağın gereklerinden uzak, Bilim dışı bir programa dayatan pedagojik bir cinayeti hepimizin gözünün önünde işleyenleri tarih affetmeyecektir. Milli mücadele döneminde ve kurtuluş savaşı devam ederken Milli Eğitim Şurası'nı yapmış kahramanların torunlarına bu dayatmayı yapamazsınız efendiler. Çünkü toplumun tamamını ilgilendiren bir müfredat programı sadece toplumsal mütabakatla yapılır. Türk çocuklarının, Türk gençlerinin 21. yüzyılda kendilerini daha iyi hazırlamaları, gelişmiş ülkelerin gençleriyle, çocuklarıyla gelecekte bilgi konusunda daha iyi rekabet edebilmeleri için Zafer Partisi olarak 21. yüzyılın meydan okumalarına cevap verecek bir eğitim programını Büyük bir gururla Türk milletiyle paylaşmak konusunda kararlıyız.